organı vulvayı daha kolay anlatabilmek için birkaç tasarım hazırladım. Birazcık komik oldu ama önemli olan meslektaşlarımın sıkılmaması ve tüm izleyicilerin de rahatlıkla anlayabilmesi içindi. Vulva, vajen. Vulva, vajen. Vajen, rahim ile şurada gördüğümüz mavi dışarıya açılan delik arasında yer alan 8-10 santim ebadında akordeon gibi kıvrılan kaslardan oluşur. Hem cinsel birlikteliği penis-vajen buluşmasını temin eder hem de bebeğin doğum esnasında rahimden çıkarak buradan kucağımıza doğmasına vesile olur. İkisi birbirinden farklı organlar olup vajen, vajina, döl yolu, hazne, çocuk yolu gibi isimlerle tanınır. Vulva dış kısımda yağ bezesinden zengin, üzerinde şu yeşilleri kıllar sayar isek, kıllar ve yağ bezeleri bulunan, taç yaprakları andıran daha açık renkteki büyük dudaklar, ergenlikle beraber onun dışına doğru taşmaya başlayan kıvrımlı, daha koyu renkte, ince, içerisinde kıllar olmayan, pervezleri bulunan, kıvrımlı ve cinsel açıdan da duyarlı olan karanfil yapraklar, iç dudaklar. Şurada gördüğümüz üzerinde yine kıllar bulunan tombul kısım, yağ bezesinden zengin kısım ise aşk tepesi, Venüs tepesi olarak adlandırıyoruz. Sarı kısım ise şurada incilerin bulunduğu klitoris. Tıpkı midye gibi üzerinde bir prepisium dediğimiz ince bir zarın arkasında gizli ve inci kadar da nazenin kıymetli bir organ. Kadınlarda penis başı gibi duyarlı, kasılabilen, büyüyebilen ve şurada gördüğümüzde bacakları klitorisin. Burada küçük dudaklarla büyük dudaklar arasında yer alır. Dış kısımdan bu şekilde görünmez kaslı bir yapıdır. Vajenin çevresini de sarar ve cinsel uyarılma sırasında da kasılarak rol alır. Kadın genital anatomisinde 4 tane karşıdan baktığımız zaman önemli yapı var. Klitoris, idrar deliği, vajen girişi ve anüs dediğimiz yapı. Anüs kalın bağırsağın dış kısma açılan yeri olup dışkı atımından, feces atımından sorumludur. Klitoris, klitoral organından sorumlu. İdrar deliği, kadınlarda idrarın dışarıya atılmasına yarayan kısım. Vajinal giriş, genç kızlarda adet kanının dışarıya atmasını, ilk cinsel ilişki ve daha sonra da doğumun gerçekleşmesini sağlayan dışarıya açılan kısım. Şu etrafta gördüğümüz beyaz yuvarlak halka ise şöyle eldivenimde göstereyim. İnce esneyebilen kızlık zarı yapısı farklılıkları var. Bakirelik ve kızlık zarı kısmında onu tekrar inceleyeceğiz. Estetik anlamda doğumlar ya da doğuştan bozukluklar, ameliyatlar görünümü bozabilir. Biz ortalama bu bölgeyi 12 santim olarak değerlendiriyoruz jinekologlar ve her birim arasını da 3'er santim olarak değerlendirerek 3, 6, 9, 12 diye yukarıya kadar geliyoruz. Estetik ameliyatlarımızı da bu kritere göre yapıyoruz. Şayet doğumla aşağıya kayma oldu, anüs yaklaştıysa çok fazla mikrop kapar, ikisi birleşecek hale gelir bazı travmatik doğumlarda. Tekrar yükseltmemiz gerekir. Ya da idrar yoluna doğru yırtılır yukarıya doğru, klitoris etrafı yırtılır, yeniden bunların tamiri gerekir. Bazen de küçük dudaklar yürüyemeyecek kadar, ağrı verecek kadar taşkın olur. Biz onları tekrar büyük dudaklarla orantılı hale getirerek kadının orgazm kalitesini düşürmeden genital estetik formasyonu yeniden oluşturmaya çalışırız. Şu şekilde düşünelim. En altta kalın bağırsak, ortada vajen, üstte idrar yolu. Üçünün dışarıya açıldığı yer. İdrar deliği, vajinal giriş ve kalın bağırsak çıkışı. Onların üzerini süsleyen de inci tanesi klitoris. Kadın dış genital yapıları vajinismus, genital estetik ameliyatlarla bioplasti, hudoplasti, vajinoplasti, perinoplasti işlemlerini anlatırken tekrar size anlatacağım. Şimdilik hoşça kalınız sevgilerimle.